Sen 5.30'da mı kalkıyorsun? Hocam ben 5'te kalkıyorum. Valla sen 5'te kalkıyorsun. Zor. Sevgili seyirciler, yani Barış bir de ne yapıyor? Bu programdan sonra bugünün gündemini, şunu söyleyeyim. Hazırlamak için, yani sabah saat 5.30'da kalkıyor. Sabah şeyde buluşuyoruz dışarıda. Birer çay içiyoruz. Ben o sırada yorumları vesaire yazıyorum. Sonra Barış geliyor. Saat 8 gibi buradasın değil mi? 8-10 kala gibi. Evet, 8-10 kala evet. Gibi. Bugünün gündemini hazırlıyorsun. Ve reytinglerde de alt üst etmişsin. yok hocam, o kadar değil ama işte işimizi vallahi yani yapacağız. Gerçekten yani hakikaten. İzleyicilerimiz yani teşekkür ediyoruz. Artık ben kesinlikle kıskanıyorum Barış seni. Yok hocam, olur mu öyle şey? Ya bizim programın reytingleri mahvolmuştur. Neyse hocam, çok şey yaptık. Bugünün gündeminde ne var Barış? Sen bana soru soruyorsun her zaman. Ben de bugün sana soruyorum. Bugünün gündeminde bugün şu var hocam. Biz cuma günleri haftaya genel bir bakış yapıyoruz. Gündemin öne çıkan, yani hafta boyunca tartıştığımız konulara bakıyoruz. Bugün de yine bu hafta biliyorsunuz CHP'yi çok konuştuk. Evet. CHP'deki iç kavgalar, tartışmalar, çatlak var mı yok mu? Sonra başbakanın tepkileri vardı. Onları konuşacağız bugün yine. Bugün bir aksilik olmazsa bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros bizimle olacak. Sizin de sorunuz varsa iletirim kendisine Tarık Bey'e. Ben sorumu yayından sonra sorayım. Tamam, peki. Peki o zaman bakalım şimdi ekonominin öne çıkan başlıkları neler? Avrupa. Biz şimdi evet. Hep Amerika'yı konuşarak başlıyoruz bir süredir programa. Bugün Avrupa'yı konuşarak başlayacağız. Çünkü Avrupa bölgesinde sanki hasta iyileşiyor gibi. Bir takım iyi sinyaller geliyor. Ne diyorsunuz, Avrupa acaba yeniden büyümeye geçebilir mi? Evet, aslında şu anki gündem içerisinde belki daha ikinci, üçüncü sırada olması gereken bir konu olsa da ben birinci sırada konuşmamızın daha anlamlı olacağını düşündüm. Çünkü şu an Türkiye'de ciddi bir tartışma başladı ekonomi konusunda. Yani ekonomiyle ilgili olarak Avrupa'dan oraya geleceğim. Biraz daha hani genel bir haftayı biz de bu programda değerlendireceğiz. Tabii ekonomi ve piyasalar açısından değerlendireceğiz. Şimdi Euro bölgesinde dün Almanya'da işsizlik oranları açıklandı. 6.8'e geriledi Almanya'da işsizlik. Bu aslında beklenmeyen bir şeydi. Yani hemen bu aşamada çok fazla bir gerileme beklenmiyordu. Ayrıca perakende satışlarda Almanya'da %1.7 aslında gerileme rapor edildi. Ama perakende satışlarda bir miktar gerileme olsa da ileriye dönük iş dünyası anketlerine baktığımızda tüketicinin moralinin Avrupa'da yükselmeye başladığı görülüyor. Şimdi Avrupa'nın en önemli sıkıntılarından bir tanesi Euro şu an. Yani Euro'nun çok fazla değer kazanmış olması Avrupa mallarını dış piyasalarda daha pahalı hale getiriyor. Dolayısıyla eğer bu güçlü Euro Avrupa ihracatına belirgin bir şekilde ket vurmazsa bu durumda Avrupa'nın daha çabuk toparlandığını görürüz. Ama şu an genel olarak uzmanların, yani Avrupa ekonomilerini çok daha yakından izleyen uzmanların genel görüşü en azından hani birinci çeyrek olmasa bile ikinci çeyrekte artıya geçecekler büyümede. Bu tabii çok olumlu haber. Diğer taraftan Amerika'da olumlu haberler geliyor. Bugün çok önemli bir veri var Amerika'dan. Tarım dışı istihdam verisi. Burada 150-170 bin kişi eğer iş bulmuşsa bu çok olumlu yorumlanacak. Bu sabah itibariyle piyasalara baktığımızda, yani Amerika'ya baktığımızda çok olumlu bir havada açılmış durumda vadeli endeksler. Ve oradan herhalde iyi bir rakam bekleniyor. Bu da tabii bir miktar altına ket vurmuş durumda. Yani altını biraz sonra daha ayrıntılı bakacağız ama altında Fed'in kararı öncesinde olan yükseliş bir miktar yine geri çekilme yaptı. Buradan şimdi bize geleceğim, yani bizim ekonomiye geleceğim. Biliyorsun Davos vardı. Davos'ta işte Erdem Başçı, Merkez Bankası Başkanı artı Babacan, Sayın Başbakan Yardımcısı Babacan oradan görüşmelerde çeşitli fikirler beyan ettiler. Burada çok sert bir şekilde hem Babacan hem de Erdem Başçı bankaların %15 kredi büyümesine sınır konulacağını ve kesinlikle %15'i aşırmayacaklarını söylediler. Ayrıca bu hafta içerisinde yine o konuda bankalar hani biliyorsun mevduatı alıyorlar, kredi olarak veriyorlar. Evet. Ama senin kredini %15 büyüte
bilmen için veya %15'ten fazla büyütme imkanın yoksa, elinde kaynaklar da varsa, çok fazla dışarıdan borçlama gereğin yok. Ama dediler ki yurt dışından gider para bulur, getirir içeriye, kredi verir. Hı hı. Babacan bunun da önüne set çekeriz mesajını verdi. Böyle olunca şu an iş dünyası biraz tedirgin. Yani Türkiye'de biraz güven endeksleri bu ay itibariyle bu açıklamalar sonrasında geri çekilebilir. Yani güven endekslerinde bir miktar düşüş olabilir. Çünkü tamam biz büyüyelim, hızlanalım diyen bir iş dünyası var. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi bu konuda hani en azından ihracatçıyı kapsamasın bu krediler. Yani %15'in içine onu koymayın diyor. Ama öyle bir şey ki hani o belli bir kesime belli bir şey verirseniz, imtiyaz verirseniz, şimdi ihracatçıların çoğu zaten ithalatçı aynı zamanda. Tabii. Yani sen çünkü aldığın ürün, sattığın bir ürünün minimum %60'ını ithal ediyorsun. Dolayısıyla orada o cari açığı arttırıcı bir etken. Yani sadece ihracat artsın diye sen orada kredilerin, büyüyecek kredilerin bir kısmının ihracata gidenini saymazsan eğer kredi büyümesi olarak, öyle bir durumda kesinlikle ekonomide dış ticaret açığını arttırıcı ve aynı zamanda da cari açığı yeniden yükseltici etki görürsün. Fakat ekonomi yönetimi şu an oldukça sesini yükseltmiş durumda. İş dünyası bundan rahatsız durumda. Çünkü geçen hafta Tuncay Özilhan da bu konuda bir ya yüzde en az %20 olmalı şeklinde açıklamalar yapmıştı. Hı hı. Bankalar bundan rahatsız. Dolayısıyla son düşüşte tabii ki bunun da etkisi var. Yani bankalar istediği kadar kredi genişletemeyeceklerse o zaman karları da büyümeyecek. Bu nedenle banka endekslerinde asıl sert satışları biz gördük. Ama değerlemeler açısından baktığımızda oldukça iyi bir değere geriledi banka endeksleri. Şimdi benim asıl kafamdaki soru bir aşama sonrası. Biz ilk çeyreği geçirdiğimizde eğer %15, çünkü %15'in üzerinde şu an kredi büyümesi. Hı hı. Hatta 18-20 civarında. Eğer ilk çeyrekte bu kredilerde bir miktar daraltmaya gidilir, Merkez Bankası bu konuda önlem almaya devam ederse, kredilerin büyümesini engellemek üzere önlemler doları yukarı itecektir. Çünkü sen TL'yi kısmaya çalışacaksın bu sefer. TL'yi kıstığın zaman da karşılığı olan dolar artmak zorunda kalacaktır. Bu nedenle dolarda artık 1.76'nın altını yok kabul edebiliriz ve yukarı yönlü hareket beklenebilir orta vadeli olarak. Asıl sorun ne biliyor musun? Dün sen zaten bugünün gündeminde siyasi gelişmeleri çok daha yakından izliyorsun. Evet. Ve o konuda o konuya çok daha vakıfsın. Benim sadece manşetlerden izleyebildiğim kadarıyla Sayın Başbakan da zannedersem referandum dedi bu başkanlık. Mart'a kadar evet. Eğer uzlaşma komisyonundan bir sonuç çıkmazsa Mart'tan sonra AK Parti kendi anayasa teklifini getirir dedi. Ve bu konudaki uzman olan AK Parti milletvekili Mustafa Şentop da bugün gazetelere de yansımış. Bizim teklifimizin içerisinde başkanlık sistemi olacak dedi. Yani bu şu anlama geliyor. Oradan bir uzlaşma çıkmayacağını hepimiz biliyoruz artık. Mümkün Mart'tan değil. Sonra AK Parti kendi teklifini getirecek. Bu teklifin içinde zaten birinci madde başkanlık sistemi olacak. Eğer bir destek alabilirse, çünkü 330 oy gerekiyor referanduma gidebilmek için. AK Parti'nin 6 eksiği var. O süreç içerisinde 6. Peki bu arada Barış şey olur mu? Gerçi referanduma Tarık da gideceğiz. Aslında Tarık Toros da burada olsa bayağı keyifli. Artık siyaseti şey yapardık. Evet. O da verirdi ama sen o konuyu çok daha yakından bildiğin için. Peki şey olabilir mi? 6 tane milletvekili transferi veya 6 tane evet oyu. Şimdi şu konuşuluyor hocam. CHP'den ayrılanlar var biliyorsunuz 1-2 tane. Zaten evet. Son zamanlar onların AK Parti'ye geçme olasılığı üzerine duruluyor. Fakat onlar şimdilik reddediyor. Esas başka bir şey var. Bugün bir gazeteci de onu yorumunda kaleme almış, yazmış. BDP ile bu iş çözülebilir. Şimdi biliyorsunuz bir süreç yürüyor bir taraftan İmralı'yla. Şimdi İmralı ile ikinci bir görüşme olacaktı. Orada Ahmet Türk'ün veto yiyip yemediği konuşuluyordu. Şimdi bugün yansıyan haberlere göre Ahmet Türk ile başbakan bir görüşme yapıyor. Ahmet Türk yeniden ekibe katılıyor. Sırrı Sakık'ta var bu sefer. Dolayısıyla BDP öyle bir, BDP ile perde arkasında böyle bir sıcak ilişki yürüyor. Şimdi bu süreç devam ederken Mart ayından sonra eğer bir referandum söz konusu olursa BDP'nin destek verme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla oradan gelecek oylarla çok bu teklif çok rahat bir şekilde Haziran referandum sonu Temmuz başı biz sandık başında olabiliriz.
Evet. Şimdi bu şu anlattıklarını ben tabii ki normal bir sıradan vatandaş gibi dinlemiyorum ve piyasa üzerindeki etkisi açısından tabii dinliyorum. Şöyle bir durum var. Zaten eğer eski sistem devam edecek olursa, yani şu an var olan sistem, daha doğrusu eski demeyelim, var olan sistem devam edecek olursa, biliyorsun Sayın Başbakan birçok televizyonda yapmış olduğu konuşmalarda tam anlamıyla, yani ben 3. dönemden sonra asla bir daha 3. dönem seçilmiş olanlar bir daha seçilmeyecek. Evet. Yani bu çok net bir şekilde söylendi. Hani evet, orada değişiklik olabilir. Biz siyasette her zaman bunu gördük. Yani ama burada biraz olasılığı ben düşük görüyorum. Dolayısıyla şöyle bir ortamda hiç kimsenin hiçbir şey yapmadan öylece bırakmasına imkan yok. Ve siyasi riskler Türkiye'deki yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Yani su ısınmaya başlıyor bence. Çünkü o aşamada, referanduma gidilmesi aşamasında daha önceki referandum başarısı aynen sağlanabilir mi? Yani hadi gidelim referanduma denildiğinde, bu aslında bir bakıma bence şeyin oylanması olacak yani. Sayın Başbakan başkan olsun mu olmasın mı? Elbette elbette o olacak. Oylanması olacak. Şimdi öyle bir oylama durumunda yeniden hani %58-60 alınabilir mi bilmiyorum, anketler vesaire ne diyor. Ama şöyle bir risk ortaya çıkabilir. Yani orada eğer referandumda bu kabul edilmezse, o zaman hakikaten çok çetrefilli bir durum ortaya çıkar. Hocam şimdi siz dediğiniz gibi öyle bir sürece giriyoruz ki her şey birbiriyle bağlantılı. Şimdiden bunu konuşmak da çok zor. Referandumda ne olur konuşmak şimdiden çok zor. Çünkü dedim ya, bu şey süreci çok önemli. Öcalan'la görüşmeler nereye gidecek, o çok önemli. Eğer, çünkü biliyorsunuz PKK kış aylarında zaten çekiliyor. Oradaki doğa şartları sebebiyle zaten bir saldırı olmuyor. Ama bahar aylarından itibaren her sene maalesef terör saldırıları artıyor, biliyorsunuz. Şimdi dün mesela, şimdi çok detaya girmeyeyim ama enteresan açıklamalar da geliyor. Bir taraftan Öcalan'la süreç yürüyor ama bir yandan da mesela bu KCK ile ilgili, PKK ile ilgili Kandil'den çok enteresan açıklamalar geliyor. Ne olacağı çok önemli dolayısıyla. Şimdi eğer olur da Mart'ta işte AK Parti kendi teklifini getirir, işte Nisan gibi bu görüşülür, meclise gelir, BDP orada destek verir, vermez. Sonra o süreçte Allah korusun terör yeniden hortlar mı, yoksa Öcalan'la görüşmeler bu meseleyi belli bir yere getirir de çözülme aşamasında mı olur? Onlar çok önemli. Yani dolayısıyla biz Mart'tan itibaren öyle bir sürece gireceğiz ki böyle tam bıçak sırtı. Aslında şöyle bir şey de var. Eğer o zaman referandum için gerekli oyu alamayacak gibi bir, şimdi piyasa şeyi fiyatlıyor olabilir. Şu an aslında siyasi olayları pek fiyatlamıyor piyasa. Tabii, tabii. Onu söyleyebilirim. Piyasa daha çok tamamıyla ekonomik dengelere gözünü dikmiş durumda ama eğer Mart'ta Sayın Başbakan bu işi referanduma da götüremeyecek olursa var ya, işte o zaman... Şimdi mesela enteresan şeyler var, biliyorsunuz. O zaman bambaşka bir durum ortaya çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi siyasi dengeler çok böyle pamuk ipliğiyle bağlı. İş dünyası frene basar çünkü. O zaman bizim hiç kredileri durduralım falana gerek kalmaz yani. İş dünyası frene basar. Bu sefer biz aman büyümeyi yükseltelim diye tekrar şey yapmak zorunda kalabiliriz. Mesela şimdi yerel seçimlerin tarihinin öne alınması söz konusuydu, hatırlayacaksınız. Evet, çok basit bir şey. Hani kimsenin aklından geçmiyordu bu bir sorun çıkar. Ne oldu? Meclisten geçemedi. Evet. Referanduma gidecek oy dahi çıkmadı. Yani orada fireler verildi. Üstelik AK Parti ile MHP birlikte gitmişlerdi. Yani biz tamam dediler, anlaştılar. Bu tarihi öne alamadılar. Tamam. Şimdi dolayısıyla siyasi dengeler çok enteresan. Bakacağız. Hani bizi çok böyle hararetli günler bekliyor. Dolayısıyla bunların tabii ekonomik yansımaları çok daha farklı olacak. Siz onları değerlendireceksiniz. Evet. Bu anlamda şöyle diyelim o zaman. Hani 2012'ye girerken çok genelde olumlu bir hava vardı ama bu soruların cevabı kimse de yok Barış. Tabii. Ben şeyin bile bildiğini zannetmiyorum. Yani Sayın Başbakan'ın bile bunun net bir cevabını verebileceğini zannetmiyorum. Yok hocam, onlar yani çok net cevap veremez ama Başbakan'ın çalışma sistemi farklı. Etrafındaki danışman ekibiyle onlar bizden çok daha fazla şey biliyorlar şu anda mutlaka. Fakat tabii hani %100 biliyor demek mümkün değil elbette. Yok yok, şu anlamda. Yani bu iş referanduma kesin gider diyebilir mi Başbakan? Onun farkındalar. Gideceğini biliyorlar. Ya o uzlaşma komisyonundan bir şey çıkmayacağını biliyorlar. En azından bu yolu deneyeceğini deklare etti artık. Buradan dönüş yok. Gidecek bu yani. Gidecek derken Mart ayında kendi teklifleri gelecek. Ve o 6 şey bulunur bence. Ya bak, 6 kişi bulunur. Bak algılama nasıl biliyor musun? Şöyle düşünüyorum ben şimdi. Hani sıradan insanlar gazeteyi okuyor, kahvedeki vatandaş okuyor vesaire. Yani siz uzlaşmada madem uzlaşmıyorsunuz ki, orada biliyorsun daha anayasanın ilk 3. maddesinde takıldılar. Vatandaşlık yani tanımında şu an işte, evet, takılındı. Bir türlü geçilemiyor orası. Türkiye vatandaşı mı desek, Türk vatandaşı mı desek, o noktada.
geçilemiyor. Orası geçilemeyecek gibi gözüküyor zaten. Evet, geçilemeyecek. Yani orada takıldı. Şimdi bu aşamada olayı şöyle düşün, tamam mı? Çok basit insan ilişkileri anlamında düşün. Madem öyle, işte böyle dediğin zaman, yani ben o zaman AK Parti'nin anayasa teklifini getiriyorum, hı hı, ve referanduma sokuyorum dediğinde, tamam mı? Bu şöyle bir görüntü de verecek dışarıya. İşte benim dediğim olur. Yani evet, şu an öyle bir algı var zaten, tamam mı? Sadece benim dediğim olur kardeşim. Ve burada halk çok ters tepki de verebilir. Nasıl ki Sayın Başbakan daha önce işte bu şeyin Yaşar Büyükanıt'la olan o 27 Nisan olayı, evet, sonrasında AK Parti oyları inanılmaz bir patlama yaptı. Hı hı. Bu süreçte de hani bu yolda aslında referandumun kesinleşmesi de şeyi garanti etmez diye düşünüyorum. Yani kesin referandumdan anayasaya evet çıkacağı elbette garanti, bir garantisi yok ama o şöyle düşünün hocam. Hatırlıyor musunuz 12 Eylül referandumunu? Hı hı. Orada bir paket gelmişti önümüze. Evet. O paketin içinde hoşunuza gidenler vardı, hoşunuza gitmeyenler ama vardı. Ama ben i̇şte o paketi şimdi, nasıl değerlendiriyorum? Şimdi yeni bir paket daha olacak, öyle düşünün. Tamam. Dolayısıyla hani burada o paketin içinde neler olacağı önemli. Mesela bir öncekinde memurlarla ilgili bir şey vardı. Pek çok memur o yüzden gitti, evet verdi. İşte ama mesela o pakette vesaire, bence en önemli madde şeydi yani. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun onun yapısını değişmesi. Yapısının değişmesiydi. O paket aslında sırf o amaçla bence geçirildi. Yani yoksa o şeyde, hı hı, değil yani. Yine 12 Eylül'ün cezalandırılması falan filan. Ya ama onların hepsi etkiledi işte mesela 12 Eylül ve şimdi işte yargıda 12 Eylül. Bunlar önemliydi. Bunlardan etkilenip diğer mesela maddelerle ilgili tereddütleri olsa da insanlar mesela 12 Eylül için gidip oy verenler oldu. Yanında, evet, olanlar oldu. Önemliydi de gerçekten. Şimdi yine benzer bir paket olursa, onu söylemeye çalışıyorum. Hani o propaganda sürecinde, o mitinglerde neler söyleneceği çok önemli. Tabii tabii. Ama o konuda zaten AK Parti çok başarılı. Yani, hı hı, onda benim endişem yok. Yani orada ikna konusunda kesinlikle ikna gücü oldukça yüksek. Yani özellikle, evet, Sayın Başbakan. Şimdi hocam tabii hani bunu daha da uzun uzun konuşabiliriz sizinle. Ama ben bunun tabii ekonomik tarafı önemli. Şimdi mesela Bülent Kılıçer de tam bizim konuştuğumuz üzerine diyor ki 2013 için en önemli risk sizce nedir? İMKB özelinde sormuş ama İMKB özelinde olduğu zaman zaten her yeri etkileyecektir o risk. Tabii. Politik, jeopolitik riskin ortaya çıkma potansiyelini ne görüyorsunuz demiş. Zaten bir 5-10 dakikada onu konuşuyoruz. Kesinlikle. En temel risk herhalde bu olacak. Şimdi zaten piyasalar, bak, piyasaları biz analiz ederken hep şöyle bakarız. İç faktörler, dış faktörler. İç faktörleri ikiye ayırırız. Makro ekonomik faktörler ve iç siyaset. Dış faktörleri de ikiye ayırırız. Dış ekonomik faktörler ve dış siyaset. Şu ana kadar bizim piyasalar üzerinde etkisi olan temel faktör iç ekonomik faktörlerdi. Oradan Moody's'den vesaire bir not artırımı bekleniyordu. Bunun için Türkiye çok fiyatlanıyordu. İşte, hı hı, yatırım yapılabilir ülke vesaire fiyatlanıyordu. İç siyasetin belki de son 3 senedir, 4 senedir hiç etkisini görmedik piyasalar üzerinde. Birincisi burada denge değişimi başlayacak. Evet. Yani birincisi bu süreç, yani başkanlık sistemine geçiş süreci diyorum ben ona, veya, hı-hı, anayasa referandumu vesaire. O süreç kesinlikle dengeleri değiştirecek ve soru işaretleri oluşturacak. Eğer bir süreç piyasanın kafasında soru işareti oluşturuyorsa, o zaman şunu söyleyebiliriz. Bu 86.700 İMKB'de artık, evet, çok önemli bir zirvedir. Daha önceki 71 bin zirvesi gibi bir zirvedir. Ondan sonraki süreç önemli. İkincisi, dış ekonomik faktörler etkiliyor bizi. Yani şu ana kadar olan süreç içerisinde dışarıdaki gelişmeler, işte Asya'nın büyümeye başlaması, Japonya'daki olaylar, Japonya'dan yen, bolca yen gelecek beklentisi, hı hı, döviz üzerinde baskı yapıyor. Ve bunlar etkiledi. Bir de şimdi iki tane faktör ki iç siyasette, dış siyaset denkleme girecek piyasalar üzerinde. İç siyasette bu süreç. İkincisi dış siyasette de şu Suriye'deki gelişmeler gitgide kontrol edilemez bir hale aldı. Şu an İsrail girdi devreye. Bakın orada, evet, çok enteresan, evet, şeyler, işte, olabilir. Evet, işte ben de onu söyleyeceğim. Yani İsrail'in oraya müdahale etmesi, bir anda biz hani İsrail'le şeyiz, kanlı bıçaklıyız. Beşer Esad'ı kurtarabilecek bir hamle, biliyorsunuz değil mi? Suriye, evet, eğer İsrail'e saldırırsa, orada öyle bir savaş çıkarsa çok enteresan şeyler olur. Aynen. Yani bu aşamada bir bakıyorsun, biz hani Beşar Esad'ı güya onlar devirmeye çalışıyor. Hı hı. Aynı şekilde biz zaten Beşar Esad ha gidecek, ne zaman gidecek. Ve oranın ciddi bir ekonomiye de maliyeti var.
Artı şey maliyeti de çok yüksek olacak. İleride çünkü savunma harcamalarının artması gerekecek. Yani o bölgede savunma harcamalarının artması da gerekecek. Evet. Şimdi hocam yeniden şeye döneceğiz, borsaya döneceğiz ama bizim az önce konuştuklarımızla ilgili bir iki yorum var. Onları hemen aktarayım, dönelim şeye, borsaya. Kemal Bey diyor ki asıl sorun BDP'nin AK Parti'yi desteklemesi sonucunda PKK'nın silah bırakmaması, partiden bağımsız hareket etmesi düşüncesi konusunda yorumunuz nedir demiş. Bu zaten temel sorun aslında. Hani bunun detayına şimdi girmeyelim. Herhalde bu işte esas görüşmelerde üzerinde durulan. Bir başka izleyicimiz diyor ki Barış Bey, hükümete muhalif olduğunuzu fazla belli ediyorsunuz. Bence biraz daha kitabın ortasından konuşun. Memleket nereden nereye geldi? Halen memnun değil misiniz? Sizce bu hükümetten daha iyisi var da gelmiyor mu? Bu millet yaka silkti daha öncekilerden. Daha iyisi olmadığı için bu milletin iki kişiden bir tanesi veriyor. Ben anlayamadım şimdi sizin mailinizi. Bir memnuniyetsizlik mi belirttim anlamadım. Az önce biz bir başkanlık sistemiyle ilgili durumu konuştuk sadece. Ayrıca memnun olduğum yerleri vardır, olmadığım yerleri vardır. Memnuniyetsizlik diye bir şey konuşmadık biz. Herhalde yanlış anladınız bizim konuştuklarımızı. Biz sadece önümüzdeki süreçte hani siyaseten neler ya, olabilir, neler yaşanabilir onun üzerine konuşuyoruz. Şimdi şöyle. Eleştiri yapmıyoruz şu anda yani. Ya tabii biz şu an geçmişi değerlendirmiyoruz zaten. Geçmişi değerlendir de ben bir ekonomist olarak baktığımda bu ekranlardan hakikaten ekonomi yönetiminin aldığı son kararların ne kadar olumlu olduğunu zaten söylüyorum. Ama Barış, burada şöyle bir yani bir iletişim yapıyoruz şu an biz. Bir iletişimdeyiz evet. Şu an. İzleyiciyle bir iletişimdeyiz. Fakat bizim ne söylediğimizin çok fazla önemi yok. Elbette. Nedir? Nasıl algılandığı da önemli. Şey yanlış algılanmış onu söyleyeyim. Evet, yani. Yanlış algılan. Yani yanlış şöyle ki yanlış algılanabiliyor. Normalde eğer bunu ben yeşil diyorsam ve yeşil görüyorsam yeşil görüyorum abi. Yani şu ya rengi, öyle öyle. Bugün yazısını ben yeşil görüyorsam, yeşil görmek sizin için... Sizin açınızdan öyle ya da izleyen evet. Açısından öyle, izleyen öyle görmek istiyorsa o da öyle görüyor. Tabii ki. Aslında yani olayı çok farklı yönlerde değerlendirmek lazım. Yani hocam çok siyaset farklı. Böyledir ama bakın. Şimdi yok, biz bugün uzun zamandır konuşmuyorduk böyle evet, sizinle. Evet. Çok uzun süre sen sonra... Sen de dün dedin ki cuma günü dedin, biraz konuşalım daha demiştik. Farklı şeyler konuşalım. Çünkü şimdi evet. Ekonomi tek başına ekonomi değil. Ekonomiyi etkileyen siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Milyon tane faktör var ki siyaset özellikle bizimki yok, gibi dört ülkelerde... Dört gruplu düşünmek lazım. Yani işte biz, iç siyaset... Evet şimdi az önce söylediniz ama bizimki gibi ülkelerde özellikle iç siyaset çok önemlidir. Şimdi ama öyle de bir şeydir ki bu. Siz ben şimdi oturup konuşmaya başladığımız zaman aynen dediğiniz gibi bakış açıları çok farklı olduğu için her izleyen kendine göre bir yorum çıkartacak. Bak Hüseyin Rusev de gayet objektif. O da başka bir şey tabii. O da farklı yani, elbette. Dolayısıyla hani ben şunun altını çizmek istedim bir kez daha. Hani sözlerimizden öyle bir anlam çıkmasın. Eleştirebilirim de o da ayrı bir şey. Tabii canım o da yani. Benim hakkımdır. Yani doğru bulursunuz yanlış bulursunuz. Ama şu an konuştuğumuz başka bir şey. Şu an biz neyi konuşuyoruz? Geleceği konuşuyoruz. Önümüzdeki yaza kadar ne olur ne biter bu ekonomiyi nasıl etkiler? Evet tabii ki. Yani burada bir eleştiri net. Vesaire yok şu an onu anlatmak istedim ben hayır, sadece. Hayır bir de zaten şöyle yani Barış yani yeri geldiğinde dibine kadar eleştireceksin yani. O başka bir şey yani. Canım onu diyorum yani, yani ama yani, şu anki durumu ben anlatmak maksadıyla söyledim. Bana beni deseler ki gel kardeşim sen ekonominin başına geç ne yapardın deseler hakikaten babacan ne yapıyorsa şu an onu hocam, yapmaya hocam siz de o koltuğa yakışırdınız dün tamam söylemiştim size. Ya bırak şimdi. Hayır şöyle gerçekten babacan hakikaten şu an ne yapıyorsa gerçekten ben de onu yapmaya çalışıyorum. Evet. Bu ülke çok çekti kardeşim volatiliteden. Yani bu ülke hakikaten tamam şu an iş dünyası sıkıntılı fakat ama sürekli morfinle olmuyor gitmiyor işte. Yani ver krediyi millet harcasın arkasından da şey yapsın. Bak bir tane yayını şeye ayıralım mı? Water balon deneyi diye bir şey var. Bir profesör Amerika'daki hı hı. Sistemi o kadar muhteşem anlatmış ki. Şu büyük ekrana verelim. Ben onun Türkçesini vererek şurada anlatayım. Tamam mı? Ya şu an sistem, bütün liberal ekonomik sistem kredi üzerine kurulmuş durumda. Faiz üzerine kurulmuş durumda. Evet. Bütün milleti, dünyayı yakan, dünyayı alt üst eden bu şey, tamam mı? Kredi sistemi bugün Türkiye'ye dibine kadar gelmiş durumda. Geçen bizim analistlerle konuşuyoruz. Ya dedim siz şu an... Bizim en büyük maksimum kredi vademiz babam hı hı. Ben çocuktum ilkokul 1'de 2'deydim. Yani maksimum kredi vademiz 1 aydı. Krediyi de bakkal, manav, kasap açardı. Ve deftere giderdik. İşte annem yarım kilo kıyma istedi deftere yazacakmışsın dersin. O oraya yazar. Babam aylık maaşı aldıktan sonra kasabınkini, manavınkini vesaire ayırır memurada. O maaşı bir kısmını verir. En fazla %30'u kalır elinde. %30'u da 15'inde biter. Ondan sonra yeniden kredi açılır 15 günlük.
Böyle giderdik. Orada faiz yoktu en azından hocam. Ya faiz yoktu bir aylık ama şöyle bir şey vardı Barış. Şimdi kredi kartları çıktı fena. En azından biz şunu yapardık yani. Yani en azından şu vardı. İstikrarlıydı yani. Herkesin her ay ne alacağı belliydi. Belliydi tabii. Fiyatın ne olacağı belliydi. Ne zaman ki bu Kıbrıs harekatı sonrasında büyük bir bütçe açığı verdik. Ve ondan sonra enflasyon baş gösterdi. Evet. Enflasyondan sonra vatandaş ona ayak uydurmaya çalıştı. Ve enflasyon sebebiyle de o kredi açanlar şey yapmaya başladılar. Yerine sattığı malı gelecek ay yerine koyamıyordu aynı fiyattan. %3-5 aylık enflasyonlar oluyordu. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ben de. Gerçekten de şu sistem, yani şu kredi sistemi, krediler %15 mi? Eğer kardeşim bunun önüne, ben şimdi 40 tane ekonominin krizini incelemiş biri olarak konuşuyorum. Yani bu krizlerin hepsinin de temel faktör şu. Ya bireyler, ya hükümetler, ya da işletmeler. Gereğinden fazla borçlanıyorlar. Evet. Gereğinden fazla borçlandığın anda onun ödeme zamanı geliyor. Ve ufacık bir nakit akışı bozulduğunda, işini kaybedip 2 ay maaş alamadığında sistem sana kriz getiriyor. Bu devletler içinde böyle, şeyler içinde. Sen eğer tüketici krediyi kullanıyor, hane halkı tüketiyorsa, işletmeler de bunun üzerine yatırım yapmak için kredi kullanıyorsa, devlet de seçim kazanmak için borçlanıyorsa, vay haline senin. O anlamda ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ekonomide bir istikrarın sağlanabilmesi için bütün krizlerden sonra geldiğim nokta şu oldu. Kardeşim, insanın nefsi 2 sene sonra tüketeceği şeyi bugünden istiyor. Ev alacağım. Sistem öyle dayattı değil mi? Tabii, sistem ona getirdi. Ev alacağım. Daha önce şöyleydi. Emekli ikramiyesi alınır. Adam emekli olana kadar ev sahibi falan olamaz. Emekli ikramiyesi alınır. Eşten, dosttan üzeri tamamlanır, gidir ev alınır ama öz sermayeyle alınırdı tamamı. Tabii. Bu da ekonominin gelişmesini engelliyordu, büyümesini engelliyordu. Bak, ona da şey yapıyorum. Ama şu an %70'ini tamamlamadığın sürece gidip ev alma kardeşim. Bu sistem sana, al işte, reklamları gördün. Bir banka diyor ki, hemen sen bu kartı al, 1.000 lira kredin hazır, hiç bedava, faiz, faiz, hiçbir şey yok. Tamam mı? Sen bu sistem içerisinde ekonomi yönetiminin yapmaya çalıştığı şey, insan nefsini bastırmaya çalışıyor şu an. Evet. Eğer biz serbest bırakırsak herkesi, banka daha fazla kar etmek için daha fazla kredi verecek. Öteki cep telefonunu 8 ayda bir değiştiriyor. Yeni modeli çıkmış, onu almak için daha fazla kredi alacak. Kapılarda sıraya giriyorlar hocam ya şimdi, yok 5. model çıkmış, evet. S modeli çıkmış bilmem ne diye. Ya ben gerçekten şunu söyleyeyim, hakikaten kriz yaşanması istenmiyorsa, sağlıklı ve güçlü bir geleceğin kurulabilmesi isteniyorsa, istikrar. Bundan daha önemli bir kelime yok. Çok zamanı harcadık aslında bugün. Reklam İyi de oldu mı? Aslında bunu. Yok, reklam yok. Artık son 10 dakikamız. Son 9 dakikamız hatta. Dolayısıyla biraz hızlandırılmış formasyona geçelim. Evet. Şöyle yapalım. Hemen borsa diyelim hocam. Dün artıda seyretti uzunca bir süre. Ne oldu? Sonra yine bir satışlar başladı. Evet. Şöyle oldu. Dün Garanti Bankası'nın kar açıklaması bekleniyordu. Evet. Sağ olsun piyasa tüm yatırımcılara büyük bir güven daha verdi dün. Yani şiddetle eleştiriyorum şeyi. Dün seansın bakalım şeye, grafiği verelim arkadaşlar. Dün seansın açılış seviyesi şurası. Yani evet. Bu 5 dakikalık, pardon. Tamam. Evet, şu seviyede açılıyor. Bir miktar geriliyor. Bu tamamlanmamış galiba son veriler. Şimdi tamamlandı ama grafik kayboldu. Evet. Evet. Şöyle bir şey oluyor. Dün açılıştan sonra bir miktar geriliyor. Tekrar yükselmeye başlıyor. Ve 80 binin üzerine çıkıyor. Evet. Tam 80 binin üzerine çıktığı saatler. Saat 17. 17'de ciddi bir satış geliyor. Kime geliyor? Bankalara geliyor. O sırada hiç kimse satışın sebebini bilmiyor. Yani ben de bilmiyorum, hiç kimse bilmiyor. Analistlerden, bizim arkadaşlardan, ya hocam tekrar satış geldi. Dedim, bir haber var mı? Yok. O zaman dedim, kesin dedim, yine şey yaptılar yani. Şimdi seans sonu bitince açıklanacaktır. Garantinin karı beklenenden düşük geliyordur herhalde dedim. Sonra
açıklandı. Hakikaten beklenenden düşük gelmiş. Bunu önceden haber alanlar burada satış yapmışlar. Şimdi bir haber üzerine satış gelmesi borsa için sağlıklı. Yani eğer habersiz bir satış geliyor olsaydı, hiçbir şey olmasaydı ve biz bugün hala açıklayamıyorduysak o zaman ciddi problemdi. Şöyle ki hala satamadılar, daha fazla satmak istiyorlar diye yorumlayacaktım ama öyle değil. Sonuç olarak bu sert düşüş, yani 80.250'den 79.000'e geliyor. 1250 1500 puan bir gerileme yapıyor borsa endeksi. Şimdi 60 dakikalık grafiklere baktığımızda ise 60 dakikalık grafiklerde özellikle şu KC'yi alalım arkadaşlar. Evet, özellikle bizim talep ne durumda? Talep şurada 80.000'de dip yaptı. Yukarı doğru gitti. İkinci bir 79.000'in altına geldi. İkinci bir dip yaptı. Hemen sıfırın altına. Burası eksi 20. Burası eksi 3. Ve burası da 8. Evet. Yani şurası. Her yeni dip daha tepede oluştu göstergelerde. Yani düşüş, fiyatlar sürekli daha aşağıda ve dipler, göstergenin dibi daha yukarıda kalıyor. Bu şunu gösteriyor. İlk büyük deprem, bu sarsıntı. Depremin ardından gelen birinci artçı ve dün ikinci artçı geldi. Ve şu anda artık normalize olmaya başlayacak. Bugünden itibaren piyasa. Ama bir şartla. O da şu. Gelecek yeni hiç bilmediğimiz çok olumsuz başka bir haber. Yani çok olumsuz başka bir haber tekrar satış getirebilir. Bunu kesinlikle göz önünde tutmak lazım. Ama 78.500-79.000 seviyesi şu an için teknik anlamda konuşuyorum. Yani teknik böyle söylediği gibi önemli bir dip seviyesi oldu. Benim tahminim bugün bir miktar yukarıdan açılacağız. Dünkü kapanışın belki işte 79.300-400 açılacağız büyük bir olasılıkla. Ondan sonra borsa belki 80.000'in üzerinde yeniden kapatmayı deneyecektir. Daha önceki dünkü yorumlarımla paralel olarak da 1-2 hafta daha yatırımcı bence bu bölgelerde sabretmelidir. Çünkü bu sertin arkasından gelecek bir tepki var. O tepkinin nereye kadar olduğunu. Garantinin bugün etkisi olur mu hocam? Dün fiyatın içine girdi. Dün fiyatın içine girdi. Herkes gördü, tartışıldı. Açılışta bir miktar belki şey yapabilir. Hani bunu o zaman duymayanlar satmak isteyebilir falan ama şu an dış piyasalarda da genel olarak bir olumlu havayı ben görüyorum. Yani dışarıda şu an Doğu vadelileri çok iyi durumda. İşte Çin çok ciddi bir artış yapmış. Dış piyasa genellikle olumlu. Bizim piyasa son bir haftadır dış piyasalarda herhangi pozitif bir şey, hiçbir reaksiyon vermiyor. Ama dün mesela dış piyasalarda çok önemli bir şey yoktu. Biz %1,5 civarında artıdaydık. Ve son dakikaya kadar, son yarım saate kadar artıdaydık. Dolayısıyla piyasa artık ucuz diyor ama son zamanlarda da gelen ani sert satışlar nedeniyle de korkak davranıyor ki doğal bu. Evet. Bu korkaklık bir süre sonra, yani gelecek hafta çarşamba itibariyle falan genel olarak artık bitmiş olur. Bu arada endeksin ben tekrar 81-82.000 civarına kadar gelmesini bekliyorum. Evet. Bu 79.000 seviyesi en azından test edilen bir, hani diyordum ya konsolide çalışması yapacak endeks. Zaman zaman satışlar gelecek, yeni şey oluşacak. O aralıkta dalgalanmalar oluşacak. Yukarı hareketler genellikle cılız kalacak ki yukarı hareketler genellikle cılız kaldı. Satışlar daha baskın geldi şu ana kadar ve böyle bir konsolidasyon hareketini peki, görmeye devam altını edeceğiz. Altını konuşalım hocam bir de. Altına evet. Bakalım. O da soruluyor zaten. Altında dün hani şöyle demiştik. Yani dün altın şu seviyelerdeydi. 1675 seviyesindeydi. Şu bölgedeydi. Ve altın bugün itibariyle Fed kararını açıkladıktan sonra Fed işte parasal genişlemeye devam edecek diye yükseldi. Evet. Genişlemeye devam ediyoruz dedikten sonra beklenti bitti. Beklenti bittince tekrar aşağı geldi altın ve 1655 seviyelerini gördü. Bugün 1663 seviyelerinde bulunuyor. Benim tahminim altın daha önce de söylediğim şekilde şu aralıkta devam edecek hareketine, yani 1700 ile 1645 35 aralığında devam edecek. Şu an altın bir süre 1650'nin altına gitmek istemeyecek. Büyük bir olasılıkla şu tam orta bandın etrafında dalgalanma yapacak. Ama bugün istihdam raporu, istihdam verileri açıklanıyor Amerika'nın, tarım dışı istihdam. Tarım dışı istihdamın çok olumlu gelmesi durumunda biz altında yeniden bir aşağı yönlü sert hareket görürüz. Zaten bugünkü aşağı yönlü hareketin bir kısmı da oradan kaynaklanıyor. Tarım dışı istihdam
dün ADP verileri geldi. O olumluydu. O yüzden bugün de istihdamın, işsizliğin azalacağına dair bir beklenti var. Yani bugün işsizlik oranı da açıklanacak. 7.8'den 7.7'ye düşüş bekleniyor. Dolayısıyla altın bu yüzden bir sert gerileme yaptı. Eğer beklentiden çok daha iyi bir istihdam verisi gelirse altında daha bir geri çekilme 1640'lara kadar görürüz. Son olarak dolar diyelim hocam. Hem Türk lirası olarak bakalım hem de euro dolar paritesini alemde. Bir de tabii şimdi biz Japon yeni meselesini konuşmaya başladık. Ona da bakalım isterseniz. Son 2 dakikamız bu arada. Evet. 2 dakika içerisinde dolarda, dün 1.7550'lere kadar gerileme oldu. Ve dolar yayına girerken de şunu söyledim. Özellikle bu %15 kredi mekanizması vesairesi nedeniyle bu seviyelerin, yani dolarda 1.75 seviyelerinin, ben daha önce de söylemiştim. Yani 1.75'e veya altına düşüşler olursa, bunun altına düşüşler olursa önümüzdeki 3-6 ay vade için dolar almak uygun olabilir. Çünkü önümüzdeki işte bu siyasi riskler artı diğer faktörler, yani krediyi büyütme istememesi, TL'yi fazla piyasaya çıkartmak istemeyecek Merkez Bankası, var olan TL'yi de muzam karşılıklar yoluyla çekmeye, bir miktar çekmeye çalışacak. Evet. Dolayısıyla bu aşamada dolar bence uygun bir yeni dibe geldi. 1.75 veya bunun altındaki seviyeler, ki ben 1.76'nın altındaki demin yayına girerken 1.76 seviyesi artık bence genel olarak daha fazla aşağı gitmeyecek bir seviyedir. Dolayısıyla da onun altındaki seviyelerde bir miktar pozisyon alınabilir diyorum. Japon yeni de şöyle kısaca hemen söyleyeyim. Japon yeni barış yükselişine, daha doğrusu Japon yeni yükselmiyor. Değer kaybetmeye devam ediyor. 90 seviyesini geçtikten sonra orada da rally devam ediyor. 92'ye geldi. Zaten burada yükselişin devam edeceğini ben daha önce de belirtmiştim. Hani biz hatırlarsan 80'lerdeyken 83'lerdeyken evet, yükseliş. Burada yükseliş bence devam edecek. 94-95'e gelince durulacak orada. Hı hı. Bu arada Japon yenisi kredisi almış olanların aylık kredi maliyetleri her artışta düşüyor. O da güzel bir şey. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür haftanın ederim. Son programı biraz siyaset konuştuk. Bazı izleyicilerimiz keşke biraz daha fazla para konuşsaydınız demiş ama demişler. Son bölümde de parayı da konuşmuş olduk. Teşekkür ediyorum size. Pazartesi sabah ben de teşekkür olacağız. Ediyorum. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Katkılarından ötürü paranın rotasını biz noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra haber başlıklarıyla yine siyasetin gündemiyle bugünün gündemi karşınızda olacak. Kozaltın paranın rotasını sundu. Erkan Tufan'la analizin bu haftaki konuğu, son zamanlarda çalışan kadın ve kadın cinayetleri üzerine tartışma başlatan yazar Ali Bulaç. Çalışan kadınla kadın cinayetleri arasında ne gibi bir bağ var? Habertürk gazetesinin bu kafayla çok kadın ölür manşeti hakkında ne düşünüyor? Kadının çalışmasına karşı mı çıkıyor? Önceden karşı çıktığı mecliste başörtüsü kampanyasını şimdi niye teşvik ediyor? Erkam Tufan'la analiz bugün saat 22'de Bugün TV'de. Ayrıcalık daha. Artan paraf para. Artan paraf para, harcamalarınız arttıkça size ekstra ödül puan kazandırıyor, paraf paranız katlanarak çoğalıyor. Üstelik paraf bu ayrıcalığı tüm kullanıcılarına sunuyor. Paraf sizi şımartmaya devam edecek. Buyurun, ayrıcalıklar bu parafta. Ayrıcalıklar bu parafta. Referans Bakırköy'den 2013'ün ilk dev fırsatı. Anında kazandıran peşin indirimi, Halkbank'tan özel faiz oranları. Bakırköy'ün tam merkezinde zengin sosyal yaşam ve ulaşım kolaylığı. Ve %1'lik KDV avantajıyla bu fırsat kaçmaz. Referans Bakırköy. 444-5111. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli.
Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Hero'yla çile biter, temizlik başlar. Ay, Innovative Life.